أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال إي ربي من هؤلاء؟ قال ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه قال إي ربي من هذا؟ قال داود قال إي ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة قال ربي زده من عمري 40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضى عمر آدم إلا 40 جاءه ملك الموت فقال آدم أولم يبق من عمري 40 سنة قال أولم تعطيها ابنك داودا فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته وخطأ آدم وخطأت ذريته رواه الترمذي إمام ترمذي رحمه الله نقل التيه من رواية حضرت أبو هريرة رضي الله عنه diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığında مَسَحَ زَهْرَهُ Sırtını mesetti. فَسَقَطَ مِنْ زَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ وَهُوَ خَارِقُهَا Adem'in sırtından Allah Teala'nın yarattığı her ruh sahibi döküldü. Düştü, döküldü. Ve halikuha min zürriyetihi. Evet, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden yarattığı her bir sahibi Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ın sırtını meshetmesiyle birlikte döküldü. Yani ortaya çıktı, ortaya geldi. İlâ yevmil kıyame, kıyamet gününe kadar Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelecek olanlar. Ve ceale beyne ayneyi kulli insanin minhum gabisan. O insanlardan her birinin iki kaşının, iki gözünün arasına bir nur koydu. Gabisan min nur, nurdan bir parıltı, bir lem'a, bir ışıltı. Tümme aradahum ala Adem. Sonra o sırtından çıkarttığı zürriyetini Adem'e arz etti. Adem'e gösterdi. Fekale bunun üzerine Adem Aleyhisselam dedi ki Ey Rabbi men haula kim bunlar ya Rabbi? Kale zürriyetuk bunlar senin soyundur. Senin soyundan gelecek olanlardır buyurdu Allah Teala. Fera'a reculen minhum onlar arasından bir adam gördü Adem Aleyhisselam ve acebehu ve bisu ma beyne ayneyhi onun iki gözünün, iki kaşının arasındaki pırıltıyı, pırıltıdan hoşlandığı birini gördü Adem Aleyhisselam onların arasında. O zürriyetinin arasında, iki kaşının arasındaki pırıltıdan hoşlandığı birini gördü Adem Aleyhisselam. Fekale ey Rabbi men hâdâ dedi ki ya Rabbi bu kim? Kale Davud, bu Davud'dur buyurdu Cenab-ı Hak. Fekale ey Rabbi kem cealte umrehu dedi ki ya Rabbi onun ömrünü ne kadar takdir ettin? Kaç sene yaşayacak? Kale sittine sene 60 sene buyurdu Cenab-ı Hak. Kale Adem Aleyhisselam dedi ki Rabbi zidhu min umuri 40 sene Rabbim benim ömrümden ona 40 sene ilave et. Onun ömrünü benim ömrümden alarak 40 sene artır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki فَلَمَّا قَطَى عُمُرُ آدَمْ Adem Aleyhisselam'ın ömrü tükenince اِلَّا اَرْبَعِينَ 40 sene dışında yani Adem Aleyhisselam'ın kendi ömrüne 40 sene kalmıştı
Ama o 40 seneyi Davud Aleyhisselam'a verince ömrü tükendi. Eceli geldi. Câhehu melekul mevt. Ölüm meleği kendisine geldi. Fekale Adem, bunun üzerine Adem dedi ki evelem yebka min umri erbaune sene. Daha benim ömrümden 40 sene yok mu? Niye geldin? Kale evelem tuhdi hebneke Davud. Sen o 40 seneyi oğlun Davud'a vermemiş miydin? Fecehade Adem. Adem inkar etti, hatırlamadı. Fecehade zürriyetu. Adem bu hatırlamama dolayısıyla inkar etti. Onun soyundan gelenler de hep inkar ettiler, edecekler. Ve nesiye Adem fe ekele mineşşecereti. Adem cennette kendisine bu ağaca yaklaşma diye yöneltilen emri unuttu. O ağaçtan yedi. Fe nesiyet zürriyetuhu. Onun soyundan gelenler de hep unutur oldular, unuttular. Ve hata Adem'u. Adem bir hata işledi. وَخَطَعَتْ ذُرِّيَّتُهُ Onun soyundan gelen insanoğlu da hep hata işledi, hata işliğe geliyor. رَوَهُ تِرْمِذ۪يُ İmam Tirmizi nakletmiştir. Evet, bu rivayet üzerinde dururken birkaç noktayı izah edelim. Bunlardan birincisi pek çok rivayette görüyoruz bunu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Sonra mesaha zahrahu, onun sırtını mesetti veya onun sırtından zürriyetini çıkardı. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu malum. Buradaki sırtından zürriyetini çıkarmaktan maksat Allah Teala haşa Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Sonra onun sırtını bizim herhangi bir şeyi meshetmemiz gibi böyle mesetti şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu doğru değildir. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ın soyunu onun biyolojik ve fıtri cüzleri olarak yarattığını ifade eder bu anlatım tarzı. Allahu Alem. Yani Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Adem Aleyhisselam'ın soyu topraktan yaratıldı mı? Hayır. Adem Aleyhisselam'dan her birimiz bir cüz taşıyoruz. Yukarıya doğru neseplerimizi sayabilme imkanımız olsa, sayabilsek, Adem Aleyhisselam'a kadar gideceğiz. Nasıl her birimiz biyolojik babalarımızdan birer parça taşıyoruz, birer cüz taşıyoruz, onun hücresini, onun genini taşıyoruz. Aynı şekilde hepimiz Adem Aleyhisselam'ın hücresinden, genlerinden birer parça taşıyoruz. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Allah-u Alem. Gene burada dikkat çeken Adem Aleyhisselam'ın ömründen 40 sene alıp Davud Aleyhisselam'a verilmesini tavsiye, talep etmesi, niyaz etmesi ve daha sonra bunu unutması. Evet, Adem Aleyhisselam cennette de verdiği sözü unutmuştu. Efendimiz buna dikkatimizi çekiyor. İnsan nisyan demektir. Aynı kökten gelir. Nisyan, unutkanlık malum. İnsan söz verir ve unutur. Adem Aleyhisselam da bu şekilde söz verdi ve unuttu. Sonra ömrünün 40 senesini Davud Aleyhisselam'a vermesini de Cenab-ı Hak'tan niyaz etti ve sonra bunu da unuttu. Yok, ben böyle bir şey niyaz etmedim dedi. Bunu da unuttu. Evet, insanoğlundaki unutkanlık buradan geliyor. Allahu Alem. Bissalatü.